Müzik coşkusunu ve heyecanını yitirmeden sizleri sanatı, eğitimin ve hayatın merkezine koyan birbirinden farklı okullara götürmeye devam ediyor. Bu hafta Antalya Güzel Sanatlar Lisesi'ndeyiz. Her zaman olduğu gibi yine sizleri birbirinden yetenekli arkadaşlarımızla tanıştıracak, onların heyecanlarına ortak olacağız. Hazırsanız şöyle güçlü bir şekilde ne diyoruz? Lisede müzik başlıyor. Kendimden ben bazen
Okulumuzun pop müzik grubundan mükemmel bir eser dinledik. Tüm ekibin ellerine, emeğine, yüreğine sağlık. Sizlerin de sesine sağlık. Solistlerimiz şahane söylediler. Önce senden başlayalım. Merhaba, benim adım Melisa Sanlısoy. 12 müzikte okuyorum. Ay, mezuniyet geliyor. Ne yapacaksın peki? Mezuniyette pek bir şey yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Ya, mezuniyette değil, mezuniyetten sonra. Mezuniyetten sonra tabii ki üniversite sınavlarına gireceğim. Üniversite sınavlarına çalışıyoruz. Çok test çözüyoruz, çok yoruluyoruz ama umarım istediğim bölüme girebilirim. Böyle derslerin yoğunluğundan, yoğunluğundan konuşamadım. Yoğunluğundan, stresinden de müzikle stresinizi atıyorsunuz, öyle değil mi? Evet, tabii ki. Yani müzik bizim Anadolu'muz olduğu halde hobimiz. Çok seviyorum ben açıkçası, müziği çok seviyorum. Ve sesimi hep şarkı söyleyerek atarım genellikle. Süper. Nasıl başladın peki müziğe? Nasıl başladım? Aslında küçüklükten beri müziğe bir ilgim vardı. Hep şarkı dinler, söylerdim. Ama yeteneğimi ailem keşfetti. Sonra geldim bu okula. Peki bir şey soracağım. Şimdi her okulun birbirinden ayrışan özellikleri vardır. Bu okulu diğer okullardan ayıran özellik sizce nedir müzik anlamında? Müzik anlamında? Zor soru. Sanırım hocalarımız. Çok değerli hocalarımız var. Ben hocalarımızı çok seviyorum ve çok iyi hocalar olduğunu düşünüyorum. Ve tabii ki öğrenciler, herkes farklı olduğu için, öğrenciler de hocalar da farklı olduğu için çok ayrı bir okul oluyor. Bizim için özel bir okul tabii ki. Teşekkürler, ağzına sağlık. Seni tanıyalım o zaman. Merhaba, benim adım Sinem Seren Öztürk. 12 müzik sınıfındayım ben de. Nasıl başladın müziğe? Çok küçük yaşta başladım. Dansla başladım daha doğrusu. Vay. 4 yaşımda. Öyle öyle geldi devamı yani. Dansla müzik ilişkisini kurdun, sonra müziğe mi yöneldin? Peki müzikte seni çeken ne oldu da danstan daha fazla müziğe yöneldin? Şarkı söylemek. Yani şarkı söyleyince kendimi özgür hissediyorum. Daha bir böyle mutlu oluyorum yani söyleyince. O yüzden şarkı söyleyerek başladım. Ağzınıza sağlık. Tekrardan tüm ekibi tebrik ediyorum. Şimdi bir müzik arası verelim. Ne çalalım sizin için? Onu da sen söyle. Bence yabancı pop olsun. Tamam o zaman, şöyle yabancı pop müzik arasıyla lisede müzik tüm hızıyla devam ediyor. Güzel bir müzik arasından sonra şimdi de resim atölyesinde okulumuzun Türk Halk Müziği ekibiyle beraberiz. Resim bölümünden arkadaşlarımız mesleklerini icra ediyorlar. Yalnız şunu demeden geçemeyeceğim, ekibimiz çok ama çok şık. Önce şöyle solistimizden başlayalım, seni tanıyalım. Ben Mine Sarıtaş, 10 müzik sınıfındayım. Nasıl başladın Mine müziğe? İlkokul hocamın müzik kulağımı keşfetmesiyle başladım. Yani ailemde zaten vardı, öyle devam etti. Hem aileden gelen, sonra da Antalya Güzel Sanatlar Lisesi'ne geldin. Peki bu ekibe nasıl dahil oldun? Bu ekibe geçen yılki koro festivallerine seçilerek dahil oldum. Bilal hocamız sayesinde. Hocamıza da pas attı, hocamıza da selamlar. Sen neler yapıyorsun? Kendinden bahsedebilir misin? Ben keman çalıyorum, şarkı söylüyorum, şarkı söylemeyi çok seviyorum. Adın ne? Onu söylemedin. Adım Fatma. Sen nasıl başladın Fatma? Yani ben de ortaokulda falan çok şarkı söylerim, ailemden de geliyor. Süper, ağzına sağlık. Evet, şimdi de diğer solist arkadaşımızla devam edelim. Kendini tanıtır mısın? Merhaba, ben Öykü. 11. sınıftayım. Yani bağlama çalıyorum. İlkokulda başladım. İlkokul hocamın bana önerdi. Yani burayı kazan dedi. Ben de buraya geldim. Öyle başladım müziğe. Peki bu okul sayesinde kendine neler kattın? Müziğine neler kazandırdın? Müziğime birçok şey kazandırdım. Seste ilerlemeyi düşündüm bu okula geldikten sonra. Yani birçok şey kazandım bu okula geldikten sonra. Peki şimdi bu güzel ekipten hangi eseri dinleyeceğiz? Manso Limanı. Şehit müzik öğretmeni Aybüke Yalçın'a ithaf ediyoruz. Tamamdır, o zaman ruhu şad olsun diyoruz ve lisede müzik bu güzel eserle tüm hızıyla devam ediyor. Mausolim,
Şimdi sizi çok güzel bir adamla tanıştıracağım. Bize kendini tanıtabilir misin? Benim adım Sıtkı Taylan da tabii. Güzel Sınırlar Lisesi'nde okuyordum. Viyolova piyano çalıyordum. Chopin vals çalıyordum. Konservatuvara gitmek istiyordum. Kaç yıldır piyano çalıyorsun Taylan? 8 yıldır piyano çalıyordum. Taylan 8 yıldır piyano çalıyor. Aynı zamanda viyola çalıyor. Dünya yeteneklisi bir adam. Absolut kulak. Biliyorsunuz dünyada da absolut kulak bulmak çok zor. Zaten burada da seyircilerimiz toplanmış. Taylan'ın annesi burada. Okuldan arkadaşlarımız burada. Şimdi Taylan'dan bir eser dinleyeceğiz. Ne çalacaksın bize Taylan? Chopin vals çalacağım. O zaman sahne senin. Güçlü bir alkış istiyorum. Süper. Taylancığım ellerine sağlık. Harikaydın. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Seni dinlemek çok büyük bir mutluluk. O zaman başka... Başarılı bir öğrenciyim ben. Biz zaten onu biliyoruz. Başarılı olmasan bu kadar ekip bir araya gelir mi? Arkada kaç kişi var biliyor musun seni dinlemeye gelen? Bak arkadaki alkışları görüyor musun? Görüyordum. Reçel Paça, Ayşe Hoca. Hepsi orada. Bütün hocaların seni çok seviyor. Bir de o zaman arkadaşlarından dinleyelim seni. Taylan'ı çok seviyoruz. Taylan'la gurur duyuyoruz. 4 yıldır aynı sınıftayız. Çok seviyoruz yani bu kadar. Çok yetenekli gerçekten de. Taylan çok özel bir öğrenci. Buradan da inşallah konservatuara doğru uzanan bir yolculuğu olur. Sen neler söylemek istersin? Onu çok seviyoruz. İyi ki bizim sınıfta, iyi ki bizim arkadaşımız. Umarım iyi yerlere girer. Öpüyorum onu. Sen nasıl buldun Taylan'ı? Çok beğendim, çok yetenekli. Bence de öyle. O zaman Taylan bize çok güzel bir eser çaldı. Şimdi biz bir müzik arası verelim. Ne çalalım sizin için? Ben bu aralar Şebnem Ferah dinliyorum. Şebnem Ferah'tan güzel bir parça olsun. Biz de dinliyoruz, biz de çok severiz. O zaman ne yapıyoruz? Şebnem Ferah dinliyoruz efendim. Güzel bir müzik arasından sonra şahane bir ekiple beraberiz. Hem koro hem orkestra bir arada, hatta iki ekipten de birer arkadaşım yanımda. Önce senden başlayalım. Merhabalar, ben Merra. 11. sınıfta okuyorum. Müzik bölümünde okuyorum. Nasıl başladın müziğe? Öğretmenlerimin yönlendirmesiyle müziğe ilgim olduğunu fark ettim ve bu okulu keşfettim sonra. Ve sınavlarda girdim falan, böyle. Ne çalıyorsun? Keman çalıyorum. Ayrıca piyano. Tamam. Bu okul peki senin müziğe bakış açında neleri değiştirdi? Sana neler kattı? Yani bu okulda birçok bilgiyi öğreniyorsun. Müziğin temeli falan. Yani güzel. Müziğin temeli falan. Müziğin temeli. Şaka şaka. Kimleri dinlersin peki? Yani genelde rock parçalar dinlemeye çalışıyorum ama klasik müzikte tabii ki her zaman şey. Sen ne yapıyorsun abi? Sen de orkestradasın değil mi? Neler yapıyorsun? Sen nasıl dahil oldun? Kendinden bahset önce. Alişan Vardi, 12 müzik sınıfından viyola çalıyorum.
Müziğe Özbekistan doğumluyum bu arada. Özbekistan'da 8 yaşımda babamın şeysiyle kemanla başladım. Sonra Türkiye'ye yerleştikten sonra okula kazandım. Ondan sonra işte Ercan hocam, viyolo öğretmenim dedi ki senin parmakların büyük dedi, sen gel viyolocu ol dedi bana. Dedim bir deneyeyim çünkü viyola ne olduğunu bilmiyordum ben. Bir girdim viyolaya abi, ama nasıl güzel. O kadar hoşuma gitti ki. Şu an çok hiç pişman değilim. İyi ki de viyolo seçmişim. Baş viyolocuyum bu arada. Konuştukça açıldı yalnız. Bir gaza geldi. Ben Alişan diye girdi böyle. Abi benim parmaklar uzun. Oraya bir çaldım, buraya bir çaldım. Oradan yardırdım, buradan bir gaza geldi. Baş viyolacıyım, akıllı olun ya. Peki Özbekistan müzik kültüründen de bahset biraz, o kadar şey konuştuk. Özbekistan'dan Şohruhon çok güzel bir sanatçıdır. Özbekistan'ın mesela nasıl ki Türkiye'nin Murat Bozulsa, Özbekistan Şohruhon'dur. İnternetten girerek bakabilirsiniz, dinleyebilirsiniz. Peki şimdi bu güzel ekipten ne dinleyeceğiz ama onu da arkadaşımıza soralım. Bir Çankırı türküsü dinleyeceksiniz. Kızı Sen Geldin Çerkeş'ten. Umarım beğenirsiniz. Haydi bakalım, sahne o zaman sizin. Okulumuzun orkestrasından şahane bir eser dinledik. Şimdi sizi mükemmel başka bir ekiple tanıştıracağım. Ama önce back vokallerimizle konuşayım. Ya da dört kişi var, çok kalabalık, bir kişiyle konuşayım, tamam. Merhaba, ben Esra Alkan. Atso Güzel Sanatlar Lisesi'nin 12 müzik öğrencisiyim. Sen az önce de orkestrada keman mı çalıyordun? Evet, keman da çalarım, piyano da çalarım, şarkı da söylerim. Yani. Vay arkadaşlar, resmen var ya, reklamını da yaptı yani. Böyle çalarım, böyle yaparım, şarkı da söylerim. Ama bu çok güzel değil mi? Bir yerde bir ekipte keman çalıyorsun, hop bir ekipte back vokal. Ya tabii ki de çok güzel bir duygu. Hele böyle değerli öğretmenlerle profesyonel bir ekip kurup böyle sizlere dinletmek çok hoş bir duygu. Hocalarımızı da övdü, sınıftan da geçti. Oradan da övgüyü yapayım dedi, tam nota alayım dedi. O zaman ben hocalarımıza söz vereyim, hocalarımızdan söz açılmışken ağzına sağlık diyorum.
Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet, şimdi Bilal hocamızın yanına gidiyorum. Çünkü Bilal hocamıza bir selam göndermiştik. Türk Halk Müziği ekibinin üzerinde büyük emeği var. Çok teşekkür ederim. Tekrar hepiniz hoş geldiniz TRT olarak. Okulumuzun bağlama öğretmeni Bilal Eren ben. Kendi aramızda öğretmen arkadaşlarla böyle bir ekip kurduk. Bizler de olmak istedik bu güzel programın içinde. Bir nebze tat verebildiysek ne ala diyorum. Ve bu çalışmalarımızda bizim arkamızda duran okul müdürümüz Ayşe Acar'a da çok çok selamlarımızı iletiyoruz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz çok teşekkür ederiz hocam. Ağzınıza sağlık. Son olarak da değerli solistimiz. Değerli solistimizin yanına gidiyorum. Hocam selamlar. Ne yapıyorsunuz? Merhabalar, İyisiniz. Merhabalar. Teşekkürler. Gayet iyiyiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk hocam. Sizi tanıyalım. Ben Tuncer Çetinkaya. Güzel Sanatlar Lisesi resim öğretmeniyim. Yaklaşık 10 yıldır bu okuldayım. Yalnız resim öğretmeniyim dedi, duydunuz mu? Resim öğretmeni ve böylesine güzide bir ekibinde solisti. Böylece yani müzik yapmak için illa mesleğimizin müzik olmasına gerek yok değil mi? Yani ana branşımız farklı olsa da müzik yapabiliriz. Kesinlikle öyle. Çok keyif alıyorum ben de. Çeşitli önemli etkinliklerde, dinletilerde arkadaşlarımızla bir arada oluyoruz. Şarkılar söylüyoruz. Öncelikle kendimiz eğleniyoruz ve sanatın o evrensel gücünü de içimizde hissediyoruz. En güzeli de bu zaten. Peki hocam böyle derslerin yoğunluğundan, çalışmalardan ne ara fırsat bulup da böyle toplanıp müzik yapabiliyorsunuz? Genelde hafta sonları ya da daha akşam vakitlerinde dediğim gibi derslerin yoğunluğunu biraz da ruhumuzu dinlendirerek müzik gibi çok evrensel bir güç ile bunu gerçekleştirerek yapmak çok güzel bir duygu. Çok merak ediyoruz. Ne dinleyeceğiz sizden şimdi hocam? Azeri şarkı hazırladık sizler için. Bu gala, Daşlı Gala diyeceğiz. Oh mis gibi. Hepimizin çok ama çok sevdiği bir türkü, bir Azeri türküsü. Bu gala, Daşlı Gala'yla lisede müziğin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Çem düşende, bülbüle kan düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Dallara çem düşende, bülbüle kan düşende, ruhum bedenden oynar, yadıma sen düşende. Bu gala daşlı gala, cıngılı daşlı gala, korkarım yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, çıngıldı daşlı gala, korkarım yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Kızıl gül olmayaydı, sararıp solmayaydı, bir ayrılık bir ölüm hiçbiri olmayaydı. Kızıl gül olmayaydı, sararıp solmayaydı, bir ayrılık bir ölüm hiçbiri olmayaydı. Bu gala daşlı gala, her yanı daşlı gala, korkarım yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Bu gala daşlı gala, cıngılı daşlı gala, korkarım yar gelmeye, gözlerim yaşlı gala. Gözlerim yaşlı gala, gözlerim yaşlı gala. Gözlerim yaşlı gala.